arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size muhteşem bir haberle geldim. Arkadaşlar Roblox güncelleniyor. Evet, bu haberi direkt sizlerle paylaşmak istedim. Kendi kanallarında Roblox Twitter'da ve Roblox sitesinin diğer sayfalarında da güncelleme geldiğini söylemişler. Ondan sonra ben çok şaşırdım, hemen baktım yani ne güncellemesi geliyor diye. Karakterlere yeni bir güncelleme geliyormuş. Yani böyle göz açıp kapatma, ağız oynaması ve direkt karakterler normal insan, yani sanki Sims karakterleri gibi olacakmış. Dün gece arkadaşlar Roblox oyunlarına giremiyorduk. Bir sorunla karşılaşıyorduk. Ama bugün daha farklı bir şey oldu. Roblox sitesinin ana sayfasına girdiğimizde diyor ki şu an muhteşem şeyler yapıyoruz ve size kısa süre sonra dönüş yapacağız gibi şeyler yazmışlar. Yani muhteşem şeyler yapıyoruz demek istedikleri şey, sanırım karakterleri geliştiriyorlar. Ve bizi nasıl bir şey karşılayacak gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda yani aşırı meraktayım. Aşırı heyecanlıyım. Acaba benim karakterim, yani küçük Buse Duygu Çilek karakteri nasıl bir şey olacak? Gerçekten Sims'teki gibi bu karakterler gelişmiş olacak mı? Gerçekten bir insan karakterine benzeyecek mi? Daha çok oyun karakteri şu anki karakterler. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Çok meraklıyım. Şimdi sizinle beraber izleyelim bakalım nasıl bir şey yapmışlar. Yani bunu getireceklerini söylüyorlar. Kendi ana sayfalarında bunu paylaşmışlar. YouTube, Roblox'un YouTube ana sayfasında böyle bir şey paylaşmışlar. Bu yeniliği getireceklerini söylüyorlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hep beraber izleyelim o zaman. Evet arkadaşlar, öncelikle böyle bir karakter bizi karşılayacak. Suratı buna benzeyecek mi? Gerçekten çok şaşkınım. Eğer böyle bir şey olursa aşırı derecede heyecanlı bir oyun bizi bekliyor olur. Şimdi bakalım biraz izleyelim. Evet, hareket ediyor. Gözleri kapanıp açılıyor. Ay çok iyi kapanıp açılıyor gözleri. Kafasını çeviriyor ve ağzını oynatıyor. Dişleri falan da var. Ya tamamen şu an hani benim gibi, böyle benim gibi gözünü kapatıp açıp oynuyor yani. Çok iyi. Yanaklarında da birazcık şeyler var. Yanakları da oynuyor. Ya çok iyi bir şey ya. Şu an bunu yapacaklarsa çok heyecanlandım. Kızma şeyi var ya, kızıyor. Kızarkenki görüntüleri var böyle. Bu da üzgün. Şaşkın. Gülüyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da biraz düşünceli. Ya çok iyi ya. Bütün bu surat ifadeleri gelirse arkadaşlar gerçekten bizim için, yani Roblox'u hikaye olarak çeken YouTuber'lar için çok güzel olacak. Neden? Çünkü biz hikaye çekiyoruz ve gözler çok güzel oynuyor. Ağız oynuyor. Daha gerçekçi olacak. Ama tabii kendi karakterimizin o tatlılığı falan gitmezse de çok iyi olur. Çünkü benim karakterim çok tatlı. Çok seviyorum. Bütün ailem de çok seviyor. Hatta kuzenim bana biraz önce dedi ki ya ben çok üzgünüm çünkü Roblox'a yeni bir güncelleme geliyormuş. Dedim ki nasıl yani, neden üzgünsün ki, ne güzel işte, ben çok heyecanlıyım dedim. Dedi ki ama ben çok üzgünüm çünkü senin o tatlı karakterin gidecek dedi. Evet, inşallah benim tatlı karakterim gitmez arkadaşlar. Bu arada webcam'de kamera açtım. Beni özlemişsinizdir umarım. Ben sizi çok özledim. Çok seviyorum. Her gün video çekip atmak istiyorum. Sizlerin yorumları, bana karşı sevginiz o kadar beni mutlu ediyor ki arkadaşlar. Gerçekten güne böyle enerjik başlıyorum. Pozitif başlıyorum sizin sayenizde. Evet arkadaşlar, şimdi bir videonun devamı var. Buna bakalım. Burada da oyun içindeki şeyi gösteriyor. Oyundaki karakterimizi gösteriyor. Ama burada sanki bir adam var. Adam kafasını sağa sola çevirdikçe o da olacağını söylüyor. Ama bu bence bu şu anki gelecek bir şey değil yani. Bu değil de hani bir önceki, yani şu video olsa tamam. Buradaki tamam. Bu evet, okey, bu gelebilir. Bu daha gerçekçi duruyor. Ama diğeri yani... Kafamızı oynatırken işte o karakterin de oynaması bence bayağı bir süre alır. Çünkü bu diğer oyunlarda bile yok. Bunları tabii test yapıyorlarmış. Hatta şu sağ köşede görebilirsiniz arkadaşlar. Testler bunlar. Roblox kurucuları bunları test ediyor. Önce kendileri oynuyorlar, test ediyorlar. Ya böyle bir şey yapmış olabilirler ama bu herkesin bilgisayarında açılmaz. Çünkü bilgisayarı kasar, telefon kasar. Herkesin bilgisayarı yok. Bilgisayar varsa da çok güçlü bir bilgisayarımız yok. Bunlar kasabilir ama o kız karakter çok iyiydi. İşte gözünün kapanması, açılması, kızması. Ondan sonra belki ağlarken yaş bile damlayabilir. Bunu bile yapabilirler. Çok iyi olur yaparlarsa. Ellerde ve kollarda sanırım daha da gerçekçi olacak şimdi. İlk baştaki Roblox'ta arkadaşlar şöyle bir şey vardı. İlk baştaki Roblox karakterimizin sadece kolunu komple oynatabiliyorduk. Ama artık şu anda yapılan oynadığımız karakterde kollar farklı farklı oynayabiliyor. 3 karakterden oluşuyor kol. Farklı farklı oynatabiliyoruz.
Şu anda yeni gelecek olanda da komple hepsi farklı olacak. Bilmiyorum kaç tane vücut şeyi yapısından oluşacak karakterimiz bilmiyorum ama çok gerçekçi olacağını söylüyorlar. Ben gerçekten de çok şaşkınım, çok heyecanla bekliyorum. Bugün boyunca büyük ihtimal sabaha kadar sürekli girmeye çalışacağım. Oldu mu acaba, oldu mu acaba, geldi mi yenilik diye bakmaya çalışacağım. Yani arkadaşlar Roblox'un hackerların eline falan geçti. Yok, tamamen güncelleme gelecek. Hiçbir şekilde Roblox'a bir şey olmadı. Roblox'taki işte mesela atıyorum Robux'unuz varsa hepsi duruyor. Yani hiçbir şekilde Roblox'a bir şey olmadı arkadaşlar. Robux'unuz varsa duruyor. İşte orada kredi kartınız kayıtlıysa da onlar da duruyor. Hiçbir şekilde hackerların eline geçmedi. Tabii ki böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Çünkü çok güçlü bir platformda çalışıyorlar. Yani Roblox'un yazılımcıları falan çok iyi arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey olması mümkün değil. Bunun için korkmayın. Böyle bir şey duyuyorsanız da bu yalandır. Ama güncelleme geleceği doğru. Bakalım nasıl bir güncelleme gelecek. Harika şeylerle karşınıza çıkacağız diye bir başlık atmışlar. Umarım gerçekten harika şeylerle çıkarlar karşımıza. Çünkü merakla herkes bekliyor bugünü. Bakalım ne zaman olacak? Saat kaçta olacak? Ya benim hissiyatıma göre yani sabaha doğru ya da birkaç saat sonra açılacağını hissediyorum. Ama bakalım nasıl bir şey olacak? Açıklama da yaparlar diye düşünüyorum zaten. Twitter hesaplarından ya da YouTube hesaplarından, Roblox resmi sayfalarından açıklama yaparlar zaten. Ama çalınma gibi bir şey söz konusu değil. Ama güncelleme gelecek arkadaşlar. Çok mutluyum. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Her zaman yenilik iyidir arkadaşlar. Eski karakterlerimizi tabii ki de seviyorduk ama yenilik her zaman iyidir. Bakalım nasıl bir şey olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer böyle bir şey yapabilirlerse, bu demek oluyor ki arkadaşlar Roblox gerçekten muhteşem yazılımcılarla çalışıyor. Karakterleri yapmak zordur gerçekten arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak? Çok meraktayım. Çok meraktayım. Umarım arkadaşlar bu videomu çok ama çok beğenmişsinizdir. Çünkü ben çok heyecanlı bir şekilde çektim bu videoyu. Umarım siz de heyecanlanmışsınızdır. Roblox'un güncellemesi için siz de heyecanla bekliyorsunuzdur umarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hackerların eline geçtiği falan yok ya Roblox'un. Roblox'umuz her zaman bizimle arkadaşlar. Roblox oyunundan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ben de çok seviyorum. Sizler de çok seviyorsunuz biliyorum. Şimdi güncelleme geldikten sonra eminim sadece küçükler değil büyükler de oynamaya başlayacak Roblox'u. O yüzden arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma aboneyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.